Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Bugün sizlere doğum kontrol haplarından kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle en çok sorulan soru, yani biz doğum kontrol hapı yazmaya kalktığımızda birisine hocam bu kısırlık yapıyormuş diyorlar. Bu gerçekten çok böyle başımıza ağrıtan bir mit, efsane bir bilgi. Doğum kontrol haplarının kısırlık yapması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir şey yoktur. Tam tersine doğum kontrol hapları özellikle adetleri düzenler ve bırakıldığı zaman 3 ay içinde %90 yumurtlama geri döner ve isteyen insan gebe kalabilecektir çok rahatlıkla eğer doğum kontrol haplarını bırakırsa. Doğum kontrol hapı yazarken hastaların en çok bize sorduğu şey, "Hocam kilo yapar mı?" Çünkü malum kadınlar kilo konusunda belki biraz daha hassas erkeklere göre bir tık. E, bugün modern haplarla, modern hap dediğim ne? Çünkü doğum kontrol hapları 1960'larda kullanılıyor. Neredeyse işte 50-60 sene oldu. Modern hap dediğim son 2000'li yıllardan sonra üretilen teknolojiyle yapılan yeni haplar bırakın kilo aldırmayı aksine ödemi azaltıcı, hatta bir tık böyle cildi güzelleştirici, saçları daha da böyle yoğunlaştırıcı etkisi vardır. Bu anlamda gerçekten doğum kontrol haplarının kontrasepsiyon dışı faydaları açısından bu çok önemlidir. Ama evet, eski model doğum kontrol hapları ki bunlar artık piyasada çok zor bulunuyor. Eski model doğum kontrol haplarıyla bir tık da olsa ödem, su tutması ve kilo alımı söz konusuydu ama bugün bilimsel çalışmalar kesinlikle bunun olmadığını söylüyor. Diğer taraftan biz doğum kontrol haplarını özellikle polikistik overli kızlarda yine benzer şekilde sivilce, tüylenme, e, bunlarda çok sık kullanıyoruz. Tedavi edici amaçlı kullanıyoruz. Yine doğum kontrol hapı kullandığımız kişilerde eğer varsa miyom, varsa çikolata kisti adet sancıları bunların hepsinin azaldığını, rahatlattığını biliyoruz. Bunlar hep doğum kontrol haplarını biz jinekologların tedavi edici etkisi olarak kullanmaktayız. Doğum kontrol hapı aslında yazarken gerçekten de iyi bir hasta seçimi yapmamız gerekiyor. Çünkü evet, doğum kontrol haplarının az da olsa belli riskleri var ama doğru hasta seçiminde doğum kontrol hapında herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Peki doğru hasta seçimi ne demek? Yani kimler için aslında doğum kontrol hapı sakıncalı? Bir kere doğum kontrol hapını özellikle 35 yaş üzerinde günde bir paket sigara kullanan kadınlarda kullanmak istemiyoruz. Çünkü özellikle pıhtılaştırıcı etkisi var ve bu kişilerde pıhtı atması söz konusu olabiliyor. Burada bir tekrar vurgulamak istiyorum. 35 yaşın üzerinde ve bir paket sigaradan bahsediyoruz. Eğer bu varsa kullanması çok önermeyiz. Tabii onun dışında karaciğerinde tümör varsa, meme kanseri varsa veya hormonal başka bir kanseri varsa, bunlar doğum kontrol hapları için gerçekten kontraindikasyon teşkil eden, dikkatli olunması gereken, hiç kullanılmaması gereken durumlar. Özellikle migren hastalarında yine auralı migren yani şiddetli migreni olan olgularda da yine doğum kontrol hapını kullanmak hiç istemiyoruz. Bu bizim için tehlikeli. Ve yine benzer şekilde adet düzensizlikleri olup da kanaması fazla olan ve kanamasının nedeni henüz bulunamamış kişilerde de doğum kontrol hapı başlanmaması, kullanılmaması gerekmekte. Farklı kötü sonuçlar olabiliyor bu tip durumlarda. O yüzden doğru hasta seçimi çok önemli doğum kontrol hapında. Özellikle adet sancıları için de doğum kontrol hapı çok kullanıyoruz. Çok sık kullanıyoruz. Çünkü adet sancıları eğer sadece adette olan ağrılarsa bunların aslında nedenini çok bilmedi, bilmiyoruz, bilemiyoruz. O yüzden ampirik olarak doğum kontrol yapı başlıyoruz ki hem rahimdeki kasılmayı azaltıyoruz, hem yumurtlamayı baskılıyoruz ve bu olguların pek çoğunda evet ağrıları azaltabiliyoruz. Ama bazı hastalar var e, ağrısının azalmadığından şikayetçi. Yani diyor ki sen bana doğum kontrol yapı başladın ama bu ağrım geçmedi. İşte bu olgularda o zaman yeniden bir muayene yapıp yeniden bir değerlendirmek gerekir. Çünkü altta yatan başka bir şey olabilir. Yani doğum kontrol yapına yanıt vermeyen başka bir problem olabilir ki bunların başında da çikolata kisti geliyor. Ve çikolata kistini öyle sadece basit bir muayeneyle, basit bir ultrason muayenesiyle anlayamayabiliyoruz. Hiç tanı koyamayabiliriz ama o kişinin çikolata kisti olabilir ve biz doğum kontrol vermemize rağmen hasta tamamen iyileşmeyebilir. Yani yine bize tekrar ya ağrım var ama dayanılacak boyutta diye karşımıza geliyor hastalar bu şekilde. Şimdi doğum kontrol hapı kullanımının aslında evet çekiniliyor. Bir kere öncelikle en önemlisi işte bu tip kanallar vasıtasıyla işte Roza Kadın Sağlığı gibi doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Doğru bilgiyi aldıktan sonra kendiniz için hekiminizle beraber doğru kararı verebilirsiniz. Buradaki en büyük tehlike zaten Kulaktan dolma yanlış bilgilerle ki tırnak içinde, internet mecrasında çok fazla yalan, yanlış, kirli bilgi var. Bir kere bunlardan arınmak gerekiyor. Onun için doğum kontrol hapları ile ilgili bir kafanıza soru işareti varsa işte doğru adresten doğru bilgilenin ve hekiminizle bunları paylaşın. Ancak unutmayın ki ben şöyle olgularla karşılaştım. Adet sancısından dolayı adet döneminde günde 8-10 tane ağrı kesici alıp Midesini delen insanlarla karşılaştım. Şimdi 8-10 tane ağrı kesicinin zararı yokmuş da doğum kontrol yapının zararı varmış gibi bir durum. İşte bunu kıyaslamak gerekiyor. Bir tarafta midesini delen 22 yaşında genç bir kız halbuki doğum kontrol yapı başlasa bu kadar ağrı kesici kullanmayacak. Benzer şekilde çok yoğun kanamaları olan kadınlar, çok yoğun kanaması olan kadın ne kadar çok pet kullanmak zorunda kalıyor, yaşam kalitesi alt üst oluyor. Şimdi elimizde bu kanamayı azaltacak bir ilaç varken bunu kullanmak mantıklı değil mi? İşte burada aslında anlattığım kar zarar dengesi ve hastayla bunu oturup tartışmak çok önemli. Fakat biz doğum kontrol haplarını bunlardan da ziyade yani işte adet sancısı, efendim adette fazla kanamadan da ziyade istemsiz gebeliklerden biz korkuyoruz aslına bakarsanız. Sağlıklı gebelik planlı gebelikle gelir.